Hizmetler tablomuzla ilgili veri listeleme işlemini manuel olarak kendimiz yaptıktan sonra burada yapacağımız işlem hizmet kontrolörümüze geçip yeni bir hizmet ekleme işlemi, yani veri tabanına yeni bir kayıt ekleme işlemi. Burada yeni bir kontrolör oluşturmamız gerekiyor. Create kontrolör oluşturmamız gerekiyor. Public action result create olarak oluşturuyoruz kontrolörümüzü. Return view diyerek kontrolörümüzü oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada ilk olarak bizlere create sayfamızın gelmesi gerekiyor. Daha sonrasında post action'ımızı yazacağız ve orada veri kaydetme işlemimizi yapacağız. Şimdi bize ne gelmesi gerekiyor? Sağ tıklayıp add view diyelim. Daha öncelerdeki işlemlerimize ne yapıyorduk? Buradan create ile ilgili işlemi seçiyorduk ya da otomatik olarak oluşturuyorduk. Buradaki şablonları oluşturup biz kendimiz yapmıyorduk da HTML kısımlarını direkt Visual Studio üzerinden Entity Framework ile ilgili alanlara yaptırıyorduk. Biz bu sefer bize sadece create ibaresinin olduğu ve admin layout'tan türeyen boş bir sayfa oluşmasını istiyoruz. İçeriğini biz dolduracağız. Okey deyip bunu oluşturuyoruz. H2 ile hizmet ekle diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizim yine burada nasıl ki tablolardayken baktığımız gibi buradaki tablo görünümüne, template'imizde kullanılan tablo görünümüne, bu sefer de formlarla ilgili alanlardan form elementlerine bakalım. Şöyle bir durum var. Zaten biz otomatik olarak da ekletseydik yine Bootstrap projemizde kullanıldığı için form tre kontrol elementini kullandığında bu şekilde gözüküyordu bize. Herhangi bir sıkıntı yok. Bununla ilgili herhangi bir problemimiz yoktu. Ancak bizim bunu hani kendimiz direkt HTML kodlarını kendimiz yazarak veyahut da template'imizdeki gibi kullanmak istediğimizde bu sefer kendimiz buradan form elementlerini gidip almamız gerekiyor ya da form validation kısmından gidip burada hazır oluşmuş bir form var gördüğünüz gibi. Kaydet ve cancel dedi. Yine devamında ne var? İşte bu şekilde formlar oluşturmuş. Bu sefer ne yapacağız biz? Forms altındaki form validation kısmına gideceğiz. Yani şurada form component değil de content içerisindeki admin layout projemiz içerisindeki form validation kısmına gidelim. Şurada biraz aşağı indiğimizde tabi buradaki tema ile ilgili her şey burada olduğu için content içerisinde sidebar'ın da altına gitmemiz gerekiyor. Şu sidebar'ı da aynı şekilde alalım. Form validation kısmında class, bunun devamında form. Evet, şurada bir form var gördüğünüz gibi. Şu formun içeriğini almamız lazım. Div class form demiş. Panel body div class demiş. Biz şu div class form içerisindeki buradaki form etiketini de aslında şu şekilde alabiliriz. Ama şuradaki div ile almak daha mantıklı olacaktır. Şu div ile birlikte almak. Formun içeriğinde ne var göreceğiz. Ben buradan kopyalıyorum bunu. Gelip create index view'un içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi burada full name diyor. Bu ne olabilir bizim için? Hizmet tablomuzda ne var? Başlık olabilir. Başlık diyelim. Hemen Türkçeleştirmesini yapalım. Buradaki for cname demiş. İşte class gibi işlemler vermiş. Required demiş aynı şekilde. Label'a bunu demiş. Input'a form control demiş. ID'si cname demiş. Bizde ID'si ne olacak bunun arkadaşlar? Burada başlık olması gerekiyor. Çünkü neden? Input'un burada veri tabanında karşılığı başlık olarak geçiyor bizde. Name'ine düzeltiyorum. ID'sine başlık verdik ama name'ine vermemiz gerekiyordu. Name'i başlık olacak. Minlen 5 demiş. Required, zorunlu demiş. Yani buradaki alan boş geçilemez manasında. HTML etiketleriyle boş geçilemez manasında demiş. Şimdi bu bir alanımız bizim burada. Şöyle bir kaydedip create action'ımızı tarayıcıda bir ön izleyelim arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz gibi güncellemiş olduğumuz alan geliyor ve zorunlu ibaresi var burada. Buraya herhangi bir bilgi girmeden save dediğimizde ne diyor? Lütfen bu alanı doldurun. HTML5 özelliklerinden faydalanarak form validasyonları, form doğrulama işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bize kaç tane alan lazım? 3 tane alan lazım. Başlık, açıklama ve resim URL.
Dolayısıyla 3 alan haricinde, yani şu 3 alan haricinde kalanları bu div class'tan şuraya kadar temizliyorum arkadaşlar. Bize 3 tane alan lazım. Başlık, açıklama. Açıklama alanında ne olarak gözüküyor? Açıklama olarak gözüküyor. Hemen id.cc email demiş ama biz burada hemen açıklama diyelim. Bunu da kopyalayıp hepsini aynı şekilde type'ı bir kere email olmayacak. Type text dememiz gerekiyor. Açıklama kısmına. Hatta bunu değiştireceğiz. Çünkü neden? Bizim açıklama alanımız ne olması gerekiyor? Text array olması gerekiyor. Bununla ilgili. Bunu da hemen yapalım isterseniz. Text array ile ilgili biz nerede işlem yapmıştık? Hakkımızda kısmında yapmıştık. Edit kısmında text array'nin nasıl kullanılacağını hemen şuradaki kodumuzu alalım. Create action'ımızın en üstüne gidip yapıştıralım. Yine aynı şekilde edit'teki ne yapmıştık? Text array'daki kısmı kopyalayıp create kısmına gidip buradaki açıklama alanının kısmına ekleyelim. İsmi zaten açıklamaydı. Modelden gelen açıklama diyeceğiz. Gerçi burada herhangi bir bilgi olmayacak içerisinde. Boş gelecek. Biz doldurup göndereceğiz. Bunu kaldırabiliriz. Create action olduğu için. Burada edit'ten aldığım için orada doldurmamız gerekiyordu. Ve burada required dediğimizde biz bunu da zorunlu hale getirmiş oluyoruz. Bu da boş geçilemez oluyor. Bir de ne olması gerekiyor? Resim URL. Resim URL olması gerekiyor. Ya da sadece resim diyelim. Burada input class form control id URL olarak geçmiş. Biz de ne dememiz gerekiyor? Input kısmına gelip class'ı tabii ki form control olsun. Name'i eşittir. Şurayı bir tane fazla silmişiz. Name'i eşittir diyelim. Name eşittir. Ne olması gerekiyor? Resim URL olması gerekiyor. Veri tabanımızdaki adıyla aynı olması gerekiyor. Resim URL. Devamında ne olması gerekiyor? Exit dediğimizde nokta işte JPEG virgül nokta PNG virgül nokta JPEG gibi uzantıları kabul ediyor olması gerekiyor. Buraya medya ile ilgili tüm alanları getir veyahut da farklı uzantılar da ekleyebilirsiniz. Bu input bunların tamamını getirsin manasında. Başlık demişiz, required demişiz. Yine buraya da required demişiz. Şimdi form action'ına herhangi bir şey yazmamış. Şimdi bizim daha önce yapmış olduğumuz işlemlerimizde, örneğin hizmet eklerken create dediğimizde düzeltiyorum. Hakkımızda da ya da nerede yapmıştık bu işlemi? Ya da bir post işlemi yaptığımızda edit diyelim. Post işlemi yaptığımızda buradaki formumuz neydi? HTML helper Razor sintaksi ile yazılmış. Using nokta HTML begin form ile burada form oluşturuyorduk. Ama normal HTML formda kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. İşte buradaki create action'ımızda form class işte validate form horizontal id'si check form demiş. Metodu get demiş. Metodu get değil. Biz bunu post olarak değiştireceğiz. Action'ı nereye gidecek arkadaşlar? Hizmet controller'daki create action'ına gidecek. Burada ne dememiz gerekiyor? Ank type multiport form data. Çünkü neden? Resim yükleme işlemi yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar baktığımızda formumuzu oluşturmuş oluyoruz. Şöyle sayfamıza gelip hizmet create sayfamızı yenile dediğimizde başlık açıklama şöyle devamına gidersek ve resim diyor. Input type file dememiz gerekiyordu. O yüzden gelmedi şurada input type'ına file dememiz gerekiyordu. Bir de burada neyi unuttuk? Kaydetle ilgili işlemi unuttuk. Şuradaki form validation kısmında şunu genişletelim. Kaydet butonumuzu alalım şuradan. Form group kısmından gidip kopyalayalım. Create kısmına gelip ne diyoruz? Kaydet. İptal. İptal nereye gitsin? İptal butonuna şu anda herhangi bir şey yazmayalım ama eğer çok da gerekirse bizim için hemen şu iptali bir A tag'inin içerisine alırız. A tag'inin içerisine alırız. Şöyle şurayı sileyim.
Ctrl X diyeyim. Şu iptali A tag'in içerisine alalım. Şuraya bir link verelim. Href hizmet slash indekse gitsin diyelim. Evet, kaydet butonunda zaten bizim formumuzu post edecek metot. Dikkat etmemiz gereken form metodumuz post olacak. Şuradaki alanları ID kısımların eğer değiştirmemiz gerekirse create olarak değiştirebilirsiniz. Hani buradaki ID alanına göre herhangi bir işlem yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama yani template içerisinde yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama burada create form diyebilirsiniz. Sizin hani bu formla ilgili JavaScript tabanlı herhangi bir işlemler yapmanız gerekirse buradaki ID'yi değiştirebilirsiniz. Klasında zaten form validate, form horizontal şeklinde ibare var. Bu da yine Bootstrap kullanımıyla ilgili, temanın kullanımıyla ilgili. Metodu post olacak. Action'ı hizmette create action'ına gidecek dedik. Bu action'ımız sadece görüntüleme amaçlı var. Şu anda henüz post action'ı yok. Burada ne var? Multiport farm data. Bu da aynı şekilde resim yükleme işlemlerimizi yapabileceğimiz bir alan. Şimdi kontrol ettiğimde şu anda herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Tekrar sayfamı gelip yenileyeyim. Evet, başlık kısmımız var hizmet eklede. Devamında açıklama kısmımız var. Kaydet ve iptal var. İptal nereye gidiyor? Hizmet indekse gidiyor. Hizmet indeks olarak gelmiş. Dolayısıyla şuradaki şunu unutmuşuz. Kaydedelim. Ana dizinin yolunu bulamıyor. Tekrar şuradan F5 diyerek iptal dediğimde direkt hizmet indekse gitmesi gerekiyor. Evet. İptal dediğimizde hizmetler indekse gidiyor. Şurada yeni bir link eklememiz gerekiyor indeks sayfamızda. Nerede o? Hizmet indeks sayfamız. Hizmetlere şuraya yeni bir link eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da ne yapmamız gerekiyor? Bir tabi A tag ile de ekleyebiliriz yine aynı şekilde. Href ne diyeceğiz? Hizmet controller'daki create action'ına git. Buna da ne diyeceğiz? Yeni ekle. Bunu bir buton şeklinde de yapabiliriz. Mesela bunun klasına, A'nın klasına btn bir boşluk btn ne dememiz gerekiyor? btn nokta default dediğimizde bize indeks sayfamızda yeni ekle butonu geliyor. Gördüğünüz gibi yeni ekleye tıkladığımızda da create action'ına gidiyor. Burada da bu sayfamız gayet normal bir şekilde şu anda çalışıyor gözüküyor. Hiçbir şey yapmadan kaydet dediğimde bu alanı doldurun diyor. Tekrar buraya bir şey yazıp kaydet dediğimde 5 karakteri geçmelidir diyor. Bu da yine tema ile ilgili burada hani kullanmış olduğumuz validasyonlarla ilgili. Şuradaki create action'ımızda ne demiş mesela? Minland 5 diyor. Bunda da en az 5 karakter olabilir demiş. Hemen 5 karakteri geçen bir ibare koyuyorum. Kaydet diyorum. Burada gönderiyor. Bunu herhangi bir required kontrolü yapmadı. Ya da bunu herhangi bir required kontrolü yapmadı. Şuradan bir bakarsak input'a da required eklersek bu sefer kontrol edecektir. Açıklamaya da required eklenmiş ama text array olduğu için sanırım kontrol edemiyor. Tamam. Açıklama kısmını boşta geçebiliriz. Tekrar yenileyip devam et diyelim. Zaten şu an herhangi bir ekleme işlemi yapmıyor. Kaydet dediğimde lütfen bu alanda doldurun. Yani resim seçin diye bize bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar hizmet eklenin create view'unu oluşturduk. Devamında da ekleme işlemini yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.